kocaman bir bahçe ve içerisinde bir sürü kedi, köpek, civciv. Onlar böyle hani daha dinamikleri geliştiren şeyler ve benim gençlik resmim, gençlik evim bu olurdu. Gençliği bir ev olarak çizmem gerekirse, aslında gençliği bir ev olarak çizmek zorunda mıyız? Yani niye bir ev? Bence biraz daha böyle yazlık bir ev olurdu. Yani biraz daha insanların rahat edebildiği, o rahatlık duygusunu hissedebildiği bir ev olurdu. Müstakil bir ev, 3-4 katlı bir ev olarak düşünebiliriz. Mesela her katında farklı bir etkinlik yapabileceğin, eğlence odası olur, sinema salonu olur. Yani gençlerin eğlenebileceği, birlikte beraber vakit geçirebileceği bir ev olarak tasarlardım. Çay aldınız da bir çay alalım mı? Çok genç nüfus var ve hepimiz birbirimize yaşlarımız çok yakın. Bu da benim enerjimi çok pozitif olarak etkiliyor. Çünkü bir konuyu anlattığım zaman ya da güncel bir olaydan, güncel bir tweetten bile bahsettiğim zaman anlayabilen nüfus sayısının fazla olması ortamı çok pozitif ve eğlenceli bir hale getiriyor. Bu da direkt yaptığımız işlere etki ediyor. Çünkü aynı dilde konuşabildiğim insanlarla beraber çalışmak ister istemez yaptığım işe de yansıyor. İletişim konusunda çok yardımcı oluyorlar. İnsanı daha rahat iletişim kurabiliyorsun. Genç, kendi yaş grubunun olan insanlarla daha rahat çalışabiliyorsun. İletişim kurarken tereddüt etmiyorsun. Aynı şeylerden, aynı konulardan, aynı espri anlayışından veya güncel şeyler takip ettiğin için bence çok önemli. Ve bu da aslında Efeoğlu'nun vizyonunu gösteriyor. Gençlere çok önem verdiği için. İnsanların da çalışma ortamını da rahat ettiriyor. Yaş grubu burada çok genç olduğu için aynı anlaşmamız, kaynaşmamız daha kısa sürdü. Yani geldiğim ilk günden beri burayı çok sıcak hissediyorum ve kendime ait hissediyorum ve de bu da artmakla devam ediyor, artarak. O gün şöyle oldu, ben mezun oldum. Mezun olduktan sonra buraya geldim, Ankara'ya. Benim bir ailem buradaydı, bir kısım ailem. Onların yanında olmak istedim, arkadaşlarım buradaydı. Ve okurken de çok git gel yapıyordum buraya. Dedim ki Ankara'da bir iş yeri bulmak istiyorum kendime ve Ankara'da çalışmak istiyorum dedim. Belli bir süreç geçti tabii, burayı bulmam biraz zamanımı aldı. Ama internette ve iş başvurusunu gördüğüm ilk anda dedim ki ben burada işe başlayacağım. Ve tabii ki de belli süreçlerden geçince, mülakatlardan, onlardan, bunlardan geçince burada işe başladım. Ben farklı bir şehirden geldim buraya ve ister istemez hiç tanımadığım kültürdeki insanların içerisine girdim bir anda. Alışılmadık bir kültüre. İlk başta çekinmiştim, korkmuştum. Çünkü ben çok farklı bir kültürde yetiştim. Nasıl adapte olabilirim? Nasıl buraya ayak uyduracağım diye çok çekincelerim olmuştu. Ama sonradan baktım ki aslında hepimiz çok aynıyız. O yüzden çok çabuk adapte oldum, çok çabuk uyum sağladım. Sağ olsun diğer arkadaşlarım da çok çabuk işine aldılar beni. Ve yaklaşık 9 ayım geçti burada. İlk kez staj yapıyorum bu arada. O yüzden benim için çok verimli bir staj geçiyor. Birçok şey, yeni şey öğreniyorum. Metraj ve akıt iş konusunda kendimi geliştirme fırsatı buluyorum. İnsanlarla iletişim konusunda kendimi geliştirme fırsatı buldum. Hem okulu hem iş hayatını birlikte götürerek daha çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Geldiğim ilk gün, ilk önce bir tabii yabancılamıştım. Çünkü ilk defa ofis bir ortamında staj yapıyorum. Ama 2 saat geçtikten sonra herkes çok sıcakkanlı, herkes benimseyerek. Yani kimse şey yapmadan kucakladılar resmen ve bu beni çok rahat hissettirdi. Şu an yani stajyeriz diye hani şey bir fark göremiyorum. Yani bildiğiniz gibi bütün işlere biz de aktif olarak çalışıyoruz.
Yani daha çok stajyer gibi şu an hissetmiyorum. Daha çok bir iş arkadaşı gibi hissediyorum. Şöyle söyleyeyim, üniversitem bitmiş de sanki farklı bir yerde tekrar üniversite okumaya gelmişim gibi. Çünkü burası öyle bir yer ki devamlı olarak trendleri yakalamamız gereken, yeni şeyler öğrenmemiz gereken, bildiklerimizle sınırlı kalmamamız gereken bir yer. O sebeple genç arkadaşlarımın olması da, ki aslında burada herkesin ruhu genç diyebilirim. Genç yaş aralığına bakmadan herkes o şekilde hareket ediyor. Onlarla birlikte hareket etmek de sanki tekrar bir üniversite okuyormuşum hissiyatı veriyor bana. Beni heyecanlandırıyor aslında bir inşa. Yani yaptığımız şeyin somut bir şey olması, yaptığımız şeyin inşa edilebiliyor olması beni heyecanlandıran bir durum. Çünkü hani birçok şey insanlar tasarlayabilir ama bu soyut kaldıktan sonra bence somuta dökmek bunu, bir insan tasarladığı şeyi yapabilmek, somuta dökmek çok önemli. O yüzden heyecanlandırıyor beni. Orası sıfır bir araziyken oraya üstüne bir yapı yapmak, bir yaşam alanı kurmak, bazı insanların yaşadığını bilmek beni mutlu ediyor ve oraya bir hani kendi imzanı koyuyormuş gibi hissettirmek ve haz uyandırıyor. Gelecek biziz. Yani geleceği biz inşa edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi onlar da geleceği nasıl inşa ettiyse atalarımız, biz de başkalarının ataları olarak geleceği inşa edeceğiz. Bu yüzden ellerimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle cevap vermek istiyorum. Bütün ümidim gençliktedir diyor. O gençlik de aslında biziz ve bu motivasyonla beraber yarının inşasında gençlerin çok büyük bir önemi var. Ve de bütün yaşıtlarıma, yaş grubuma, genç diye kendini ithaf eden bütün herkese şunu söylemek isterim ki asla kendinizi yaşlı pozisyonuna sokmayın. Çünkü o gençlik aslında içimizde barındırdığımız duygudan gelen bir durum. Ve o duygu içimizde var olduğu zaman 40 yaşına da gelsek, 50 yaşına da gelsek hiç fark etmez. Biz o dinamikle yarını inşa edebiliriz ve o güçle her şeyi başarabiliriz. Bu gençlik yaşla da dediğim gibi bağlantılı değil, tamamen hissettiklerimizle alakalı. Ve o yüzden de ben kendimden ve kendi yaş grubumdan çok ümitliyim. Yarını sadece ben inşa edemem. Ama hep beraber bir araya geldiğimizde çok güzel şeyler başarabiliriz. Yani bir insanı memnun etmek, o insanın ihtiyaçlarına doğru cevaplar verebilmek, bu uğurda çalışmak, yaptığın emeklerin, okuduğun okulların, bugüne kadar çalıştığın sistemin boşa çıkmadığını ve sana verilen emeğin de aynı şekilde, bu hem kendine verdiğin emek hem çevrenin sana verdiği emeğin boşa çıkmadığının göstergesi oluyor. Bu da sende hem bir tatmin duygusu oluşturuyor hem de seni mutlu ediyor.